Hadi bir önceki bölümün hikayesine devam edelim gerçekten. Psikolojimiz bozulabilir. Bu bozulmaya karşı neler yapabiliriz? Kendimizi psikolojik olarak nasıl dirençli hale getirebiliriz? Bununla alakalı bir sürü çalışma var. Bedenimiz hastalanabilir. Ve bedenimizin hastalanmasından kendimizi nasıl koruyabiliriz? Hastalandığında ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı kocaman bir tıp diye zaten bir bilim var, branş var. Çok işe yaramasa da var hayat. Niye ya? Daha az ölüyoruz gibi geliyor bana. Yani daha az ya da daha kaliteli yaşıyoruz gibi. Uzun yaşıyoruz da buna yaşamak denirse diye bir mottomuz var. Biraz arabesk gördüm seni. Yok ama yani insanın fabrika ayarlarını bir daha masaya getirdiğimiz onu detaylı konuşuruz. Yani bedene de doğru bakamıyoruz yani. Bakamıyor, doğru söylüyorsun. Şeyde. Ve bir üçüncü olarak da zihnimiz var. Zihnimizi de sağlıklı tutmamız gerekiyor ki bir şey üretirken, yaşarken doğru şekilde, doğru kalitede, doğru biçimde yaşayabilirim. Bu sadece daha zeki olmakla alakalı bir durum değil. Yani o duygunun, bedensel faaliyetlerin ve zihnimizin üçünün birlikte çalışmasıyla alakalı bir şey. Çok dünyanın o kapitalizmin de getirdiği bir etki. Çok zeki ol, herkesi geç bilmem ne gibi bir şeyin üzerine gidiliyor. Halbuki bu zeka ile alakalıymış gibi gelmiyor bana gerçekten de. Doğru kararı verebilme kabiliyetinin üzerinde tutmayla ilgili bir başka halmiş gibi geliyor. Sen bu konuyla alakalı ne yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Bununla ilgili gerçekten insanların merak ettiğinde ya da ortamdaki sohbetlerin sıklıkla buna döndüğünde biliyorum. Azıcık üzerine sohbet edelim. Sen kendi zihnini sağlıklı tutabilmek ya da sağaltabilmek, iyileştirebilmek için ne yapıyorsun? Aslında böyle bir amacım yok. Yani sağlıklı olup olmadığımı bilmiyorum ki orada kalayım. Yani şey bu. Hani, İyi hissetmeyle alakalı. İyi hissetme. Şimdi onu diyeceğim. Aklıma şey geldi sen anlatırken. Ufakken bir ara çok modaydı. Bu benim amalarım gibi oldu ama ben sana söyleyeyim. Bak da öyle bir amacım yok ama yalan değil şimdi. Şöyle. Rambo bıçağı bir ara çok meşhurdu. İşte ilk kan gösterime girdiğinde biz o zaman ortaokulda falanız. O zaman daha böyle internet pazarlaması falan yok. Bir yerden buldum ben. Bir sipariş ettim. Rambo bıçağı geldi. Şimdi Rambo bıçağı yani hakikaten berbat bir şeydi. Yani süper osuruk bir böyle o zaman Çin malı da yoktu. Ne malı bilmiyorum. Yani böyle ama çok keskin bir bıçaktı. Onu hatırlıyorum. Böyle kabıyla falan geldi. Bacağına bağlıyorsun. Ben şimdi çıkarttım bunu evde. Tamam Rambo bıçağı geldi de ben bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Yani apartmanda yaşayan bir çocuğum ben. Doğa bile görmüyorum. Herif orada işte ağaç kesiyor, yarasını dikiyor, bilmem arkasında iğne iplik falan bir şeyler var. Şimdi neticede elimde ne yapacağını bilmediğim bir alet var. Bir hafta içerisinde evde kesilmedik koltuk, halı bilmem ne kalmadı. Her tarafta o bıçağın bir izi var. Bir şeyler yaptık. En sonunda bıçağı kırdım attım. Şimdi Rambo bıçağın varsa Rambo olman lazım ki o bıçak bir işe yarasın. Ben hayatımda aldığım ilk derslerden bir tanesi bu. Yani ne kadar hevesle istersen iste yapacak bir işin olması lazım. İnsan zihni Rambo bıçağı gibi. Şimdi 2 yaşında çocuğun eline verirsen jileti felaket beklersin. Yani işe yarar bir şeyde kullanamayacağı aşikardır. Bizim insan zihni de hepimize veriliyor bir şekilde. Yani default olarak var. Ve bunun kullanım amacını bize öğreten yok. Yani biz bunun niye bizde olduğunu bilmiyoruz. Devamlı işte bak insanlık tarihine sürekli insan niye böyle, işte neden ben böyleyim, işte ne bileyim işte bu bilinç nedir, insan nedir, devamlı bu geyik dönüp duruyor. Halbuki devamlı işte bir dilimiz tüy bite bite konuştuğumuz evrimsel biyoloji ve evrimsel psikoloji meselesi şuna bakmamızı kolaylaştırıyor. Nereden geliyor bu arkadaş? Yani bu donanım nerelerde eğitim almış, neye göre bilenmiş, ne için son haline getirilmiş? Yani buna bakma şansı doğuyor. Şimdi o yine geçen bölümde konuştuğumuz işte çok geçmişe, çok geleceğe giden zihin, anılar depolayan, gelecek için plan program yapan ama genellikle travma ve endişe ikileminde salınıp duran zihin. Aslında neden var? Yani bu zayıf çıplak canlıyı bu dünyada hayatta tutmakta ne işe yarıyor? Deneyim biriktir, üretim yap, değil mi? Bir planlama yap ileriye yönelik. İşte bir şekilde ortaya bir ürün koy ya da dünyayı kendine göre değiştir ki adaptasyon yeteneği ya da uyum yeteneği dediğim şey zirveye çıksın. Böylece insan dünyanın işte her tarafında yaşayabilsin, hatta uzay istasyonunda yaşasın. Bunu sağlamak için var. Şimdi eğer bu yoksa, böyle bir ihtiyacın yoksa, modern güne geldik. Yani hayatta kalma problemin yok. Çok fazla komplike bir şey düşünüp zırt pırt inovasyon yapmana da gerek yok. Elindeki aleti düğmeye basıyorsun, kapına yemek geliyor. Her şey ferah feza, güllük gülistan. Şimdi bunun içerisinde bu zihin boş kalıyor. Anladın mı? Boş kalınca da adeta işte 2 yaşındaki çocuğun elinde ne işe yaradığını bilmediği bir jiletle dolaşması gibi orayı burayı kesiyor ve sağlıksız döngülere takılıyor.
Şimdi işte ya travmalara ya işte gelecekteki endişelere. Muhayyel, mesela bir dakika sonra yaşayamayabileceğimizi biliyoruz hepimiz. Bir dakika sonraya garantimiz yok. Ama 10 sene sonranın derdi şu an bizi geriyor. Mesela bu baktığında tuhaf bir şey. Bilinç düzeyinde bildiğimizle zihinsel düzeyde endişelendiğimiz şeyler birbirinden anormal farklı. Çünkü o zihni dolduracak malzememiz yok. O zihni amacına uygun kullanacak bir ortamı çoğumuz tesis edemiyoruz. Benim eğer biraz sağlığım varsa zihinsel açıdan, bilmiyorum, tekrar söyleyeyim. Hani tanıdığım bazı kişilere sorarsan hiç öyle olmadığını söyleyebilirler sana. Ama şu işlerle uğraşabilmek, ne bileyim gittikçe böyle hayattan en azından zevk alabileceğim şeyler yapabilmenin arka planında kendimce bu zihni sürekli meşgul tutacak ve benim üstümde yani kendi varlığımı koruma meselesinin daha üstünde meşgul edecek bir şeylere sahip olmamla ilgilidir diye düşünüyorum. Bunun için yaptığım şeylerden bir tanesi şu. Bu insanın fabrika ayarları araştırma sürecinde bir 10 senedir falan temel fark ettiğim bir şey vardı. Onu da galiba burada da bir ara konuştuk. Birinci sezonda olabilir. Rahatlık halinin bizde bir kapasite azalmasına, bir efendim tefessühe, geri gitmeye falan sebep olduğunu fark ettikten sonra ben kendimi rahatsız edecek vesile alıyorum. Mesela ortaya bir şey çünkü evet diyiveriyorum hemen. Olur yaparız. Mesela etrafındakiler dediriyor. Ya nasıl yapacağız? Zaten ya bir bakarız, yaparız. Mesela o yaparız dediğim için mecburen yeni bir şeyin içerisine girip bir ayılmak zorunda kalıyorum. Bir şeyler sıkışıyor, takvim tıkışıyor. İşte efendim yetişmiyor. İşte biliyorsunuz hepiniz. Yani bu mesela ayık tutuyor. Ya da bir adam buluyorum mesela, birisini buluyorum. Bir, tuhaf tuhaf bir şeyler yapıyor. Yanaşıyorum ben ona. Diyorum bakayım burada bir şey var yani. Özellikle bana ters ters konuşuyorsa, bana ters yaşıyorsa, ters inanıyorsa. Bu işte kenar etkisi dediğim bir şey yapıyor. Benim deneyimlemediğim bir şeyleri bana tamamen pasif olarak deneyimleme imkanı veriyor. Oradan bir beslenme yakalıyorsun. Ama şimdi ben mesela bu son dediğini başka türlü tarif ediyorum kendi içimde. Ben şey bilgisine gerçekten çok güvenirim. Yani haftanın içerisindeki görüştüğüm 5 kişi insanın zihinsel ortalamasını çıkarır bilgisine çok güvenirim. Kesinlikle. O yüzden mesela yoğunluklu zaman geçirdiğim 5 kişiyi seçmeyle alakalı ciddi çaba sarf ediyorum. Yani hani kimle vakit geçirdiğim... En fazla çabayı hak eden şeydir hayatımızda, ben söyleyeyim. Yani bir insan zihni için en önemli şey. En fazla kimle görüşüyorsun? Yani ona çok dikkat etmek lazım. Evet ve bunun dengesine, çabasına bilmem neye itina etmek gerekiyor. Bazen yalnızlığı göze almak gerekiyor arka tarafında. Çünkü yani çok sıklıkla psikolojik bozukluklara kadar gidebilecek başka şeylere neden olabiliyor. Ya da davranış bozukluklarına götürecek şeylere neden. Evet. Bir süre sonra hiç ummadığın kültürel şeyleri makul görmeye başlıyorsun. İzin verirse. Ya şimdi bak... Daha evvelden konuştuk ya ben nasıl oluşuyor falan filan diye. Kaçıncı bölüm bilmiyorum yani ben diye yazıyor. Bir dönüp bakarsınız. Yani mesela orada oluşan şey ya bizim zihinsel başlangıç noktamız çok sınırlı bir şey zaten. Şimdi bu sınırlılık içerisinde kalmaya ısrar ettikçe zaten bir sürü problem yaşamamız kaçınılmaz. Bu tip rahatsız edici karşılaşmalar, yeni deneyimler, karmaşık oluşlara dahil olmalar, biraz böyle ne yapacağını bilemeyeceğin ortamlarda bulunmak zorunda kalmalar ya da bilerek isteyerek o tip ortamlara girmeler bir kere zihinsel cidarları açıyor otomatikman. Ve bir süre sonra birincisi toleransın daha yüksek olmaya başlıyor. Yani normalde seni eskiden çıldırtabilecek bir şey sana gayet makul gelmeye başlıyor ama bir adım sonrası biz maalesef toleransı hoşgörü diye çeviriyoruz. Hoşgörü aslında toleranstan bir adım ilerisi o. Kötü gözüken şeylerdeki iyi tarafları görüp ondan fayda devşirebilme moduna geçiyorsun artık. O bir başkası bir seviye yani. Şimdi ama bu oturduğun yerde oturup olmuyor işte. Bu devrin insanın en önemli problemi bana sorarsan konfor. Hep aynı yerde durabilme lüksü. Öyle bir şey var. Yani hiç kıpıldamadan olduğun yerde fikren ve zihnen ölebiliyorsun abi. İstersen 80 sene yaşa. Ve bu bazıları için övünç kaynağı. 30 yıldır aynı şeyi savunuyorum. İyi ölmüşsün 30 sene önce. 30 yıldır aynı şeyi savunan adam ve bununla övünen adam var. Yani o fikrinin değişmemesi bir meziyet gibi anlatılabiliyor mesela. Şimdi bu olmadıktan sonra... Ama bir kültürü öyleydi ya. Tabii gerçekten prensipli adam olacaksın abi. Aynen. Dönek olmayacaksın. Dönek olmayacaksın. Öyle gevşek gevşek hareketli ama. ama işte bunların hepsi... Şimdi dışarıdan dedin ya zihin sağlığını korumak için... İşte benim şu anlattığım pozisyon... Dışarıdan ve biraz yakından gözlemlendiğinde son derece böyle kaypak, ne yapacağı belli olmayan, o gün öyle bugün böyle bir adam portresi çiziyor. Bu şimdi sağlıklı da biraz görece bir şey. Mesela ben birçok kıstasa göre sağlıklı olmayabilirim.
normal adamın taktığı bir sürü şeye takmadığım gibi kimsenin umuruna sallanmayacağı şeyler gece uykum kaçıyor. Yani onlarla ilgili oturup düşünebiliyorum mesela. Bence çok güzel. Keşke herkese nasip olsa. Dünyadaki dertlerin şekli çok değişirdi. Eğer böyle bir şey olsa. Ama yani tutup da ya o adamı da sağlıksız diyemiyorum o yüzden. Çünkü o da bana bakınca sağlıksız bir şey görüyor. Netice itibariyle galiba yani bunun bütün ölçüsü şu. Ne yapıyor olursan ol. İlla yani benim taktiğim herkes uygulamak durumunda değil zaten ama yaşadığın her bir anda ortalama olarak baktığında hayatındaki anları düşündüğünde ya iyi ki gelmişim abi diyorsan ya iyi gidiyor. Yolculuk güzel. Yani ne yapıyorsak işte kötü de gitse iyi de gitse iyi abi gidiyoruz. Noktasında bir tatmin hali işte buna mutluluk diyoruz zaten. Varsa tamam işte o oluyordur ve oradaki taktikler işe yarıyordur. Şeyler, formüllerin hiç işe yaramadığı bir yer bu zihin sağlığı. Sordun ya mesela kitaba yazmayı çok düşündüm ben. Üçüncü cilde İnsanın Fabrikalarından birkaç formül yazayım diye. 10 kere falan silmiş olabilirim. Yani sana hatta bir liste göndermiştim. Yapabildiğim tek liste o. O da üçüncü ciltte var. Bu toplumsal olayları belirleyen işte sahipler falan. Ama yani çünkü ben düşünüyorum şimdi şöyle bir durum olsa bu ona hiç uymaz. Öbür türlü durum ve bunların hepsi realite etrafındaki insanlar yani. Dolayısıyla burada çok galiba öznel bir şey var ama ya ortak şunu, kural rahatsızlık abi. Zihni rahatsız hani, edeceğim. Benim şimdi şöyle şeyler var ama yani hani mesela deneyime açık olma fırsatın varsa deneme bir başlık kendi içinde. Yani ketum davranmama bir fırsat varsa önünde denk geliyorsa o fırsatı kaçırmayayım. Ne deneyeceksen. Yani şimdi yolda sokaklara kaykaylar bırakıyorlar. Yani acık vaktin varsa dene lan buradan iki direk öteye kadar onunla beraber gidip tekrar bırak. Hani para değil bir şey değil yani hani oradaki kriterlerden hiçbirisi. Aynen. Buna kaçınmama, bunu tuhafsamama, mesela zihinsel anlamda koruma için az önce aslında buna benzer bir şey anlattın zaten bir şeyin içerisinde. Şimdi burada herkes için aynı tutarlılıkla devam etmediğini biliyorum mevzunun. Fakat bunun fark edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani zihnini sağlıklı tutmayla ilgili bir durum var. Çünkü yeterince ona da egzersiz yaptırmazsan ham yakalanıyorsun bir sürü konuya. Bir de mesela benim zihnimi bu yüksek performansla kullanmam gerektirecek kadar önemli konularla beraber yaşamıyorum abi diye bir sorun yok. Hayatımızda ölüm var. Aynen. Hayatımızda ayrılıklar var. Hayatımızda işte ne bileyim çocuk büyümesini görmek var. Yani hani bu çok spesifik bir sürü şey gerçekten bir gerçeklik olarak var. Yani öyle bir entelektüelizm gerekmiyor bunun için. Tabii tabii hiç öyle bir şey kastetmiyorum. Tabii. O yüzden de yani hani böyle pratikte işte senin beni bunun üzerine düşünüp de senin de eminim buna düşündüğün şeyler var ama bireysel olduğunu da bilmiyorum. Ben mizah dergisi okuyorum mesela. Yani mesela. 12 yaşımdan beri kesintisiz hala. Ne kadarına gülüyorum emin değilim ama bir sürüsüyle eğleniyorum en azından eğlenceli vakit geçiriyorum. Bunu beni koruduğunu düşünüyorum zihinsel olarak. Yani ben mesela işte Netflix seyrederken bir şey oluyor. Mesela Netflix seyrederken şarkı sözü yazmak gibi bir şey var bende. Orada yeni bir dizi açıyorum. Birinci sezon, birinci bölüm. Aklıma bir şey üşüyor. Onu orada yazıyorum. Dizi kaçıyor arada. Çok önemli değil. Mesela bu benim için bir spor. Ama bunu şimdi ben nasıl tavsiye edeyim bileti? Saçma sapan bir şey yani. Bu şey yani ne bileyim işte krema çiğnerken tek ayak üzerinde sekmek gibi bir şey yani. Neyse o anda senin zihnini coşturacak ve meyve vermesini sağlayacak şey aslında biraz ona yönelmek lazım. Şimdi bu yine söyleyeyim dışarıdan bakıldığı zaman tuhaf hareketler. Tuhaf. Tuhaf nedir? Normalin dışında olan. Norm ortalama olan. Sen bugün Twitter'a yazmışsın gördüm. İstatistikler marjinalleri anlamak için iyi bir şeydir. Ortalamayı anlamak bizim faydamıza değil yani. Evet, ondan bir fayda elde etmiyoruz ama marjinal değerleri görebilmeni sağlayan şey istatistiktir aslında. Dolayısıyla marjinal değerler önemli. İşte çünkü çok karşılaştığımız insanlarla hadi aradan şey olmuş olsun. Yani o big data'yı kullanmayı öğrendik ya onunla karşılaşmayı öğrendik. Herkes her şeyi vasata indirmeyle alakalı bir çaba sarf ediyor. Bundan tiksindiğim için azıcık hani öyle bir şeyin altını çizmek zorundayım. Senin işte şeyde geçmiş gazetede mesela oradaki sıraladığın haberler yani saatlerce süren bir sürü dökümanın var elinde. Mesela onların arasında hiçbir ortalama sıradan standart bir şey bizim dikkatimizi çekiyor mu? Gazeteye haber olan, yarına kalan şey hep outlier dediğimiz ortalamanın dışında kalan arızalı şeyler. Bir ülke bile bir insan gibi nasıl kimlik değiştire alternatif şeyleri deneye deneye hareket ediyor. Ne zaman yapıyorum bu arada bir daha onu? 26 Şubat. Bu arada 26 evet. Şubat. Mustafa Can geçmiş gazete. Kaçırırsanız çocuklarınız sizi kınar. Nasıl bir geri reklam slogan. Korku filmi reklam gibi oldu ama güzel oldu. Tebrik ediyorum. Yani, açık beyni takipte kalın. Vallahi Türkiye'yi anlamak için işe yarıyor. Yani i̇şte aynı şey. Yani bir ülke mesela oradan buraya nasıl geldi ya, nasıl hafıza izlerinden bakıyoruz. Mesela
Ben açıkçası geçmiş gazeteye kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim yani. Hızlı bir zaman yolculuğu gibi. Bir de böyle seçili başlıklar üzerinden baktığında izlek dediğimiz bir şey. Yani bu kafa, nerede, benim kafam nereden gelmiş onu anlıyorum. İçinde yetiştiğim, etrafımı dolduran o kültür nerelerden geçerek bu hale gelmiş. O zaman bazı şeyleri tuhaf karşılamamaya başlıyorsun. İşte bir zihin açılıyor. İnsan mesela kendi üzerinde bir geçmiş gazete çalışması yapması lazım bence. Anı defteri falan tutuyorlar. Bilmiyorum onlar işe yarıyor mu? Ben hayatımda yapabildiğim bir şey değil. Sürekli her akşam yazıyor ya millet falan. Ben çok böyle röportajla yakın bir zihin, böyle nehir söyleşi falan diye tarif ettikleri hikayeyi ben hem çok yaptım hem de çok severim. Sohbet ederken de yeni biriyle tanıştığımda da. Bilirsin seninle ilk tanıştığımda da ilk sorduğum sorulardan bir tanesiydi. O çocukken ne olmak istiyorsun sorusuyla başlayıp. Hani şimdiye kadarki genel üniversite için yaptığımız çekim. Evet çekimin içerisinde. Ben çok gerçekten her insanda çok eğlenceli buluyorum. Çok spesifik şeylerle de karşılaşıyorsun. Bir de şimdi o soru kışkırtıcı soru ya yani hani birden bir insanın zihni şey oluyor yani çocukken ne olmak istiyordum. Gerçekten ben buna bozulanı gördüm. Aa doğru söylüyorum ben çocukken ne olmak istiyordum kim bilir ne oldu falan diye. Hani bunu hatırlayayım. Astronot olacaktım. 30 sene düşünmemiş konu üzerine falan insan yani bunu unutuyoruz. İşte psikoterapistler ne yapıyor? İşte geçmişini niye anlattırıyor sana? İşte bugüne getiren bir izi bulmak için yani yapıyorlar bunu. Zihinsel halim mi, zihinsel berraklığı mı, dünyaya karşı açıklığı mı, korkmamayı? Buradaki sanırım en büyük kriter bu kaygı, endişe, korku üçlüsünden uzaklaşabilme hali. Korkmamayı cebimde tutan zihinsel hali kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben de herkes gibi dışarıdaki korkulara çok açığım. Ben de herkes gibi tonlarca travma yaşadım. Hala o travmanın bir sürü etkisini üzerimde hissediyorum. Yeri gelince onlarla baş etmem gerekiyor. Ama bunu fark edip yeri geldiğinde bununla baş edecek kadar kondisyonlu olmaya ihtiyacımız var. Şu kondisyon, yani, antrenmanlı olmaya. Evet. Yani, herhalde o. Yoksa yani hani ben de pürü patlı olmadım ya da Buda gibi işte 30 yaşına kadar babasının şeyin içerisinde yetişmedim yani. Ben Karadeniz çocuğuyum işte. Yani 5 yaşına itibaren ne tür travmalara Türk insanı maruz kalıyorsa ben de onların hepsine maruz kaldım. Ya da kalıyorum hala da devam ediyor hikaye. Bu ekonomik, fiziki, duygusal bilmem ne falan hikayesi. Ama buna rağmen fark etmeye açık bir zihin tutmak. Bu sadece psikolojik durum değil yani zihnen bunları fark edecek, bunların birer travma olduğunu, bunun bir korku olduğunu, bu şimdi bizi ilgilendirmediğini fark edecek bir zihinsel duruma ihtiyaç var. Bu zihinsel durum olursa olduğumuz an, şimdiki zaman, hani sohbetin kendisi, muhabbet, işte biriyle yaşadığın bir şey üretme, işin kendisi falan lezzetli, tatlı, nitelikli bir hatıraya dönüyor. O kadar çok bak 40'lı yaşların üzerindeki arkadaşımdan şey öyküsü dinliyorum ki abi eskisi gibi bak 20'li yaşlardaki hatıralarımızı şimdi üretemiyoruz diyor. E üretemiyorsun bu yüzden üretemiyorsun o kadar çok korku var ki üzerinde o kadar çok endişe var ki. Halbuki salsan şimdi de aynı şeyi üreteceksin ne değişti ki? Tırnak içinde adam olmuşuz da ondan. Gerçek bir tırnak içi ama o. Abi işte bu bir tane büyük sorulardan galiba bir klip kesmişler. Bu ara sağ olsun arkadaşlar Twitter'da çok paylaşıyor. Konfor bizi çürütür diye de başlık koymuş. İşte benim orada anlattığım bir şey hep anlatıyorum ya yani işte deminden beri konuştuğumuz şey. Bu ne zaman Twitter'a düştü? Altına şuna benzer bir yorum yani %70 geliyor. İşte diyor ki ya tabii Beyli adı Beyli Balla gel sabah metrobüse bin de göreyim ben senin konforunu falan. Şimdi sanıyor ki metrobüse binmek konfor bozukluğu. Esas metrobüsün içinde bir gün yani bunu yazan arkadaşa bizi izlemiyordur zannetmiyorum ama eğer izliyorsa altına yorum yazıyor. İzliyorum ki ben öyle oluyor bile. Metrobüsten Cavit falan diye. Ne desek altına yazıyorlar. Bir sabah mesela metrobüsteki insanlara bakalım. Yani ben bu arada hakikaten arabam yok. Yani ben araba sahibi bir insan değilim ve metrobüse, metroya çok biniyorum. Vapurla karşıya geçmeyi çok seviyorum mesela. Orada mesela insanlara baktığında yani herkes otomatik pilot halinde ve bildikleri hayatı yani o metrobüsün içinde ya da işte işe gittiklerinde, orada eve gittiklerinde, evdeki hallerinde hiç neredeyse zihinsel mesai harcamadan yaşayabiliyorlar. Yani orada bir huzuru bozan, beklenmedik herhangi bir şey olmuyor. Metrobüsün lastiği patlarsa, Allah muhafaza bir kaza olursa ya da işte yol kapanır, darbe olur, tanklar yolu kapatırsa o zaman bir dakika ne oluyor falan diyorsun. İşte o zaman bir konforun bozuyor ama bu dışsal bir şey. Sen eğer bir gün işte daha önce de konuştuk ya metrobüse bindiğinde karşılaştığın o 100 kişiye sabah tek tek selam verip hal hatır sormaya kalkarsan bu konfor bozma işte. Yani bunu yaparsan görürsün metrobüste ne olacağını. Artık başınıza neler gelir bilmiyorum ama
konfor böyle rahat içinde oturmak değil. Bizim hayatımızda beynin bize sağlamaya çalıştığı tek şey var. Abim sen yorulma. Sen araba da kullanıyorsan fark etmez. Ben onu bir otomatik pilota alayım. Sen kafanı daha, o güzel kafanı daha güzel işler için kullan. O nadasta tutayım ben onu. Yani dolayısıyla bu yüksek kapasiteli bir beynin bizim üzerimizdeki laneti. Hiçbir şey düşünmeden, dalga suyu hiç dalgalandırmadan bütün bir ömür yaşayabiliriz. Ama istediğimiz bu değil. İşte bu durumda takıntılar, kitlenmeler, işte bu travmalar bilmem neler ömrümüzü yiyor işte. Biraz bunun dışına çıkacağız yani yapacağımız şey o. Yani konfor öyle çok şömine başında oturmaya benzemiyor yani öyle bir şey değil. Evet yani mesela şimdi tarif ettiğin hadi altını ben şeyleri seviyorum, sıralamaları seviyorum. Yani konforunu bozma hikayesi bunun kriterlerinden bir tanesi gerçekten. Evet. Bu arada hep bu da kapitalizm öğretilerinden bir tanesi. Hayır demeyi öğren falan gibi cümlelerle beraber. Bana sorsan evet demeyi öğren ana kritiklerden bir tanesi. Evet de birazcık da yani hani bununla alakalı bok kokusu çek yani her neyi yaşayacaksan. Çünkü öyle öyle yaşam gerçekliğe kavuşuyor. Geri kalanında her şey işte Netflix dizisi gibi dışarıdan yönettiğin ve uyguladığın hiçbir şeye tam dokunmadığın falan bir hayat oluyor. 5 saniye kuralını anlattım mı hiç ben sana? Şu anda hatırlamadım. Burada bir şeyi mesela marjinal bir teklifle geldi biri. İşte bana şey de olmuştu. Bizim sevgili Sevtap Thurston var. Bizi izlediğini biliyorum. Ona da buradan selam edeyim. Benim ilk televizyon deneyimimin mimarıdır. TRT'nin 13 bölümlü Küçük Muhteşemdir belgeselinin yapımcısı. Ben Başkent Üniversitesi'ndeyken bana mail attı. Dedi ki web sitendeki resimleri kullanayım mı belgeselde. Dedim ben onları internetten arakladım kullan ama başın derde girmesin falan diye. Sonra dedi ki bir ziyarete geleyim mi hani senaryoyla görüşelim. Geldi. Orada konuşurken belgeseli sunmayı teklif etti bana. Ki ben o zamana kadar yani medyada hiç görünmemiş ve nasıl bir şey olduğunu konusunda hiç bilgim yok. Hatta biraz da buna çekinen de bir adamım yani. Zor diye evet dedim. Yani olur mu falan gibi muhabbet oldu ama birkaç saniye içerisinde evet dedim. Çok sonradan öğrendim. Eğer ben orada 5-10 saniye civarında bir bekleme yapsaydım, beyinde şöyle bir şey oluyor. Şimdi soruyu, teklifi aldın, kafada çeviriyorsun. Olası sonuçlarını düşünmeye başlaman yani projeksiyon yapmaya başlaman 5-10 saniye sürüyor. Bu arada beyin tırsak ya hani hep önce kötüyü seçiyor ya. Ulan diyor ki ya beceremezsen, ya rezil olursan, koca akademisyensin. Lan değer mi? Otur oturduğun yerde. Şimdi kim bilir nerelere gideceksin. Stüdyolarda tanımadan bilmem ne. Bunlar dönmeye başlayınca ön beyin amigdala denen stres merkezine diyor ki problem var. O stres merkezi yanmaya başladı mı? Yo ben yapamam abi mümkün değil. Mümkün değil. Oraya bağlıyorsun ama o 5 saniye içerisinde olur yaparız dediğin anda artık dönüş yok. Artık amigdala aktivasyonu diye bir şansın yok yani. Bana da şöyle geliyor. Bu bilgiyi biliyor musun? Artık buradaki sürecin tümü yönetilebilir. Aynen öyle. Yani şimdi bu gerçekten böyleymiş gibi geliyor. Mesela bazen sohbet... Panik atak tedavisinde vardır bu yani. Evet yani evet. Bu bilgiyi bilmezken, farkında değilsen, o yüzden farkındalık belgeseli diye bir şey yapalım bunun üzerine konuştuk bir şeyde. Farkında değilsen haklısındır. Hani bunu böyle yaşarsın. Farkındaysan iyileşme başlamıştır. Aha, sadece işte anlatmaya çalıştığımız hep bu değil mi? Yani bu evde kendi kendine beyin ameliyatı yapacak halin yok. Ya bunu bil abi bil. Bunu evet. Bilmek değiştiriyor zaten yani. Temel evet. Anlatmaya çalıştığım şey o. Ben mesela ciddi panik atak çektim senelerce. Derste anlatıyorum. Hadi canım. Diyor, bildiğin derste fizyolojide panik atağın nasıl oluştuğunu anlatıyorum. Diyorum ölüm hissi gelir ama öldürücü bir şey değildir. İşte amigdala coşar kalbe sinyal gelir. Anlatıyoruz. Bana oluyor aynısı. Ve biliyorum ki ölmeyeceğim ama gerçekten ta ciğerimden ölüm korkusu hissediyorum. Çünkü kalbim ağzımda atıyor bir şeyler. Ve o zaman kendi kendime şunu fark ettim. Anlattığım şeyin benimle ilgili olduğunu hiç düşünmemişim. Yani o bilgi bende hal olmamış yani. Sonra yavaş yavaş düşünmeye başladık. Onun iyileşmesi de enteresandır. Erzurum'da bir doktor arkadaşım, sevgili Bünyamin, bana hastanenin de şey demişti. Tam da panik atak krizi geçirmişim çok ağır. Kardeş biliyorsun öldürmüyor dedi. Tak diye geçti panik atak. Bitti o gün. Onun söylemesi gerekiyormuş yani. Bir şekilde onu bekliyormuşum. Adam biliyorsun öldürmüyor deyince geçti. Olay yine nasıl varmış? Öyle. O günden beri de daha yok çok şükür. O bilginin bir şekilde dönüştürücü etkisi. Tamam işte Bünyamin onu demesi de vesile belki ama yani bir kere fark ettin mi o değişiyor. Şimdi bütün bu konuştuğumuz meselede şöyle bir seçeneği var. Bu muhabbete maruz kalan insanın. Ne diyorlar bu kertoşlar? Bunlar da oturmuşlar işte masif masaya artistik yapıyorlar diyebilir ya da bir dakika ya acaba mı dediği anda iş bitti abi. Bugün olmasa bile belki yarın
çok şey değişecek. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten aynen. iyileşmenin böyle olduğunu düşünüyorum. Yani aynen. duygusal anlamda olan, belki fiziksel anlamdakinin bile böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bunu fark ettiğinde zihin, beyin zaten onu iyileştirmeyle alakalı. Ne bu iki tepki arasındaki fark ne? Bak sadece niyet. Evet. Bunu nasıl dinlediğin niyeti. Yani biri diyor ki lan ben bunu nasıl gömerim, öyle dinliyor. Öyle çünkü çocuğun o anda bulunduğu ruh durumu o. O genç adam, kadın neyse. Ama bir tanesi de diyor ki ya bugün niyet ettim ben kendime şimdi bir şey duymaya, yeni bir şey. O zaman ne gelirse zaten yani bir meczup, bir saçma sapan bir laf etse bile o bile onda işe yarıyor. İşte biraz insanın kendi kendisini dönüştürmesinin altında sadece böyle basit farkındalık diyebilecek en çok konforu bozan da bu. Ya bu niyet etmek hiç kolay bir şey değil. Ben çoğu zaman kendim evet, o niyeti ki. Edemezken buluyorum. Tabii. Yani böyle böyle yorgunluktan yani, kalıyorsun yani. O kolay şablonların işte bize eğer medya aracılığıyla bir içerik geliyorsa bu arada birileri tarafından zaten etiketlenip şablonlanmış oluyor. Bir şeyci bir şey, bir şeyci bir şey bu her nereden tamam. ve kimden olursa olsun. Bu şablonların altında adamın ne söylediğini ayırt etmek yani çünkü senin de şablonların var hani dinlemede. O birbirine uymayan puzzle parçalarıyla oynamaya çalışan maymunlar gibi oluyoruz işte. Aynen, bu bir tane isim vermeyeyim şu ara medyada meşhur bir gazeteci arkadaşlar, daha doğrusu televizyon ankoru. Sosyal medyada bir muhabbetimiz olmuştu. Sokakta gerçekten hiç böyle tanımadığım bir adama bile söyleyemeyeceğim bir şeyler söylüyor. Öyle bir tarzı var. Bugün beni programına konuk olarak davet etti. Katılamadım toplantım olduğu için. Ben olduğumu kesinlikle bilmiyor. Ama şimdi orada söylediğim... Eskiden ki, hakaret ettiğim tabii tabii olur. Eskiden şeyde orada bir geyik bir muhabbet oldu. İşte Twitter ortamında yine. Yani bizzat böyle ismimizle mentionlaşa yazıştığımız, kendince beni çok böyle türbünlere doğru gömdüğü falan bir hadise. Fakat bugün programına canlı yayında bağlanmamı istedikleri konu o konu. Yani işin garibi bir şekilde demek ki bir şey olmuş, aradan bir iki sene mi geçti ne oldu bilmiyorum. Bir dönüşüm oluyor yani bir şey oluyor. Şimdi ben oraya takılıp da bu arkadaşa ona göre etiketlesem orada kalacak ama kalmıyor demek ki. Bir şeyler dönüşüyor. Biz de dönüşüyoruz. Her şey dönüşüyor. Ama işte farkındalık önemli. Diyorlar ki bana niye bu kadar sosyal medyada orada burada vakit geçiyorsun? Bu videolarla niye uğraşıyorsun? Otur şey yap. İşte bunun için. Yani buradan bir fayda olabiliyorsa o bizim mühendisliğimiz olacak bir şey değil yani. Buradan bir şey öğrenmeye niyet eden insanlar yapacaklar onu. Ki ritmik üretimine de devam ediyorsun zaten yani onları söyleyecek. Evet şey. Evet maalesef o... Yine bir liste veremedik ama sana söyleyeyim. Liste şöyle bir brokoli, iki... ne diyeyim abi? Ketojenik beslenin. Motor kullandım, motor kullandım. Kameranı öyle bak. Gerçekten çok önemli bir şey. Kesinlikle kadın. Azıcık kendini tehlikeye atma iyi iş bence. Azıcık denetimli şeyli, ortamda. Denetimli risk. Evet. Denetimli risk önemli. Motor alacağım dediğim zaman etrafımdaki hemen herkes... Yani çoğu kişi diyelim, hemen herkes demeyeyim çünkü bunun tersi de vardı. Direkt manyak mısın dedi. Yani ilk sorduğu şey, abi manyak mısın? Düşün, yani niye sorusunu soran yok. Ya manyaksın ya da çok azı, vay beraber alalım. Öyle deliler de var birkaç tane. Ama bu manyak mısın arkasında çok önemli bir işte zihinsel mekanizma yatıyor. Hepimizde var. Ya motosiklet insan için yapılmış bir taşıma aracı. Evet riskli, evet riski var. Hele İstanbul'da. 1,5 kat riski var. Ama ve lakin yani bu bence bazıları tarafından, herkes değil, bazıları tarafından denenmesi gereken bir şey. Bundan korkup bunu default olarak, varsayılan olarak seçenek dışı bir şey tuttuğunda ise tek yaptığı şey dünyanı daraltmak. Bitti gitti yani. Kendi dünyanı daraltıyorsun. Demiyorum ki herkes motor kullansın. Herkes motor kullansın. Çok iyi bir şey. Diyorum abi niye demeyeyim. Güzel bir şey. Ama yani herkes de zorunda değil. Yani bu bir opsiyon olarak kafanın bir yerinde dursun bence yani. Ama fiziken denetimli bir ortamda risk almak, azıcık kendini tehlikeye sokmak, yani azıcık içinde seni adrenalin olarak fişekleyecek sporlarla ilgilenmek, şu zihinsel anlamdaki durumu da kontrol etmeyle alakalı iyi hissettiriyor. Abi bak ben... bisiklet sürdüm o kadar. Yani araya girdim ama işte bu Caddebostan bizim çok uygun. Aylarca bisiklet sürdüm. Yani böyle 1-2 kilo verdim, fit oldum falan güzel ama motosiklete binmeye başlayınca 4 kilo verdim abi otomatikman. Bu fiziksel aktiviteyle ilgili bir şey. Uyanıklık. Yani evet, insan uyanık evet. tutuyor mecburen. Evet. Dolayısıyla hani bir spor yöntemi olarak da kullanılabilirmiş gerçekten. Tembel sporu.